2020 biz gazeteciler açısından Türkiye'de zorlu bir yıl oldu. Olmadı. Dağa taşa yazarız yani. Sonuçta haberi bir şekilde iletmek derdimiz. Amerika karşılıklı yapılan açıklamalardan sonra umutlu muyum? Umutluyum. 26 günlük yayınla yapabildiğimiz her şeyi bundan sonra da yapmayı diliyorum. Bu sorunun yanıtını Olay TV'de anlattı. Haberci pes ediyorsa o zaman zaten herkes pes eder. Olay TV toplam 26 gün yayın yapabildi. Aslında bu Türkiye'deki basın özgürlüğünü ve Türkiye'deki gazeteciliğe yaklaşımın da bir göstergesi. Çünkü biliyoruz ki burası hükümet baskısıyla kapatıldı, kapattırıldı. Esas rahatsızlık yaratan burada tarafsız haberciliğe tahammül edemeyişi bu iktidarın. Ya taraf olacaksınız ya bertaraf olacaksınız diyen bir anlayış var. Yarın yayına geçecekmiş gibi hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu çok kısa süre sonra bir mecrada yayına başlayacağız. Bağımsız ve tarafsız gazetecilik anlayışımızla, 180 arkadaşımızla bir yayına başlayacağız. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz, çalışıyoruz. Çünkü haberciyiz. Çok endişe verici ve üzücü bir tablo var. Sadece Olay TV ve bizler özelinde değil, bütün gazeteciler özelinde iki şey kayboldu. Birincisi, ana akımda işimizi yapabileceğimiz mecralar kayboldu. Ama daha da tehlikeli, daha da üzücü olanı gazetecilik ilkelerini inşa ettiğimiz, bina ettiğimiz o zemin vardı ya, o zemin kayboldu. Olay TV'de çalışıyor olmak bu son 18-20 senenin gözlemi gibi. Yani bir sürü yasaklar vardı. İşte gazetelere basın ilan durdurma, basın ilandan gelen cezalar, televizyona ekran karartmalar, biliyorsun çok yüksek para cezaları var, baskı var, o var, bu var. Kanallara listeler gitti, zoraki satışlar oldu. Bunlar birikti, 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 birikti. İşte hepsinin özeti Olay TV. Vallahi günümüzde gazeteci olmak siyah ya da beyaz olmak. Ortada durmak diye maalesef bir kavram yok. Tek motivasyonumuz vardı, haberdi bizim için. Hani gazetecilerin habere düşkünlüğünün bir şeyi olmaz. Motivasyonunu illa bir yayın yapmak gerekmiyor. Biz şu anda televizyon yayını yapmıyoruz ama bir internet sitemiz var. Orada haberlerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz kamuoyuna. Hükümetin iradesinin değişmeyeceğini biliyoruz. Ama Türkiye'de bağımsız gazetecilik yapma yollarını bulacağız. Bulmak zorundayız. Çünkü gerçekten Türkiye aşırı derecede kutuplaşmış vaziyette. İktidarın da bu baskıyı artırsa bile buna direnemeyeceğini, gazetecileri hani bir şekilde susturamayacağını biliyoruz. Hepimiz biliyoruz yani. Biz internet sitesi, YouTube kanalı olmadı. Dağa taşa yazarız yani. Sonuçta haberi bir şekilde iletmek derdimiz, tek derdimiz var haber. Otomatik bir şey lazım. Otomatik olarak. 2020 biz gazeteciler açısından Türkiye'de zorlu bir yıl oldu. Zaten göz açıp kapayana kadar mesela Olay TV'yi kurduk, işte 26 gün sonra kapandı. Onun dışında tabii ki gazetecilerin sık sık sosyal medya üzerinden resmi kurumlar tarafından hedef gösterilmesi meselesi var. Gazetecilerin kriminalize edilmesi meselesi var. İnsanlar haber yapmaktan ya da fikirlerini söylemekten çekinir hale geldi. Çünkü yaptığınız bir video, söylediğiniz bir şey sanki başka bir şey söylemişsiniz gibi montajlanıyor ve hükümete yakın bir takım sosyal medya hesapları tarafından bazen devlete bağlı kurumlar tarafından yeniden servis ediliyor ve parmakla gösterip suçlanıyorsunuz. Onun için tabii bu koşullarda gazetecilik yapmak 2020 yılında da pek kolay olmadı. Abi ben şeyi gördüm, Süleyman abinin mezurayla şuranın uçusunu aldığını gördüm. Habercilik reflekslerimizi soğutmadan çalışmaya devam ediyoruz. Sadece ben değil, bütün arkadaşlarım. Yani bir son dakika geçtiğinde biz bunu nasıl yorumlardık, kiminle konuşurduk, nasıl verirdik gibi. O anlık trafik devam ediyor hala. Umutlu muyum? Umutluyum. 26 günlük yayınla yapabildiğimiz her şeyi bundan sonra da yapmayı diliyorum. Zaten umudumuz olmasa yola devam edemeyiz. Meslekte 28. yılım. Birçok yerde çalıştım. Yani televizyonların neredeyse %80'inde 90'ında çalıştım. Bugüne kadar Olay TV gibi bir olay yaşamadım açıkçası. Yani 26 gün, yani bir televizyonun başlaması, 26 gün sonra bitmesi, bu benim ilk kez tanık olduğum bir şey meslek hayatım boyunca. Haberciliğin evrensel kuralları var. Yani bu dünyada ya da Türkiye'de orada burada diye değişmiyor ki. Yani ben Olay TV'de
başka bir kanalda nasıl çalışıyorsam Olay TV'de de aynı şekilde çalışıyorum. Aynı şartlarda, aynı ilkelerle çalışıyorum. Süleyman Sarılar şöyle bir cümle kurmuştu. Ya bir yol bulacağız ya yeni bir yol açacağız demişti. Şimdi o yeni yolun açılmasını bekliyoruz. Ben 1983'te başladım gazeteciliğe. Sıkı yönetim vardı. Sıkı yönetim döneminde sıkı yönetim komutanlarının bildirileri gelirdi. Şu yasak, bu yasak diye. Türk basınının en zor döneminde bile gazetecilik yapmıştım ben. Bu kadar ağır, bu kadar farklı argümanları kullanarak medyayı susturma yöntemleri hiç yaşamadım. Korkmuyorum. Niye korkayım ki? Benimle birlikte hareket eden hiçbir arkadaşım da korkmuyor. Neden korkacağız? Biz kötü bir şey yapmıyoruz ki. Biz sadece haber yapıyoruz. Gerçeği dile getiriyoruz. Baskı rejimlerinde gazeteciler, haberler hep bir yol bulur. Gerçekler hep bir yol bulur. Ama en önemli konumuz renkli dediği gibi beta. Biz devam edeceğimize eminiz zaten. Çok hızlı başlamıştık. Eylül ayının ilk haftası. Biz burada toplam 5 kişiydik. 3 aydan kısa bir süre içinde bu kadar kalabalık bir ekiple 24 saat yayına geçtik. Yani çok çok hızlı oldu her şey. Dolayısıyla o dönemde çok yoğunduk. Şimdi biraz kendimizi rahatladık sayıyorum. Bizim için aslında küçük bir mola oldu. Geleceğe dair umutum var. Her şeye rağmen de gazeteci olmaya çalışacağım diyorum. Aslında bu birazcık mazoşist de bir eylem. Açıkçası bu değişimin ve dönüşümün içinde olmak, bu değişimin bir parçası olmak ve zorlamak istiyorum. Bundan kaçmak istemiyorum. Çünkü bir zamanlar bu işi yapılabiliyordu. Yeniden umut var. Her zaman tünelin ucunda ışık olduğunu düşünüyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün ilan edilmesinin üzerinden tam 60 yıl geçti. Türkiye Gazeteciler Sendikası yaklaşık 10 yıldır bir mücadele günü olarak kutluyor 10 Ocağı. Yani sektörün %25'inin işsiz olduğu, Türkiye ortalamasının 2 katı oranında işsizliğin olduğu bir sektörde, cezaevlerinde 70 gazetecinin olduğu bir sektörde bir günü kutlamak açıkçası bize zul olarak geliyor. Yüzlerce gazeteci hakkında davalar açıldı. Hemen her gün 3-5 gazeteci adliyelerde haberlerini savunmak zorunda bırakılıyorlar. Kanallar açılıyor, televizyon kanalları açılıyor, alternatif mecralar yaratılmaya çalışılıyor. İktidar baskısıyla kapanmak zorunda kalıyor. En zor dönemlerde çalıştım. Sokakta çalıştık, darbe edildik, depremine gittik, savaşına gittik, çatışmasına gittik. En zor yerlerde, en zor şartlarda çalıştık. Yani biz öyle kolay kolay pes edecek insanlar değiliz. Yani ben kendi adıma söylüyorum, birçok arkadaşım için de söyleyeyim. Niçin pes edelim ki? Haberci pes ediyorsa o zaman zaten herkes pes eder. O bir provaydı bizim için, şimdi öyle düşünüyorum. Şimdi 26 günlük provadan sonra çok daha hızlı ve çok daha iyi biçimde başlayacağız. İşsizlik oranını %11 iken medya sektöründe bu rakam %24'leri buluyor. Yani 4 gazeteciden birinin işsiz olduğu bir sektör, bu sektör ve giderek daralan, giderek güvencesiz çalışmanın arttığı bir sektör. Üniversitelerden çıkan mezunların sadece %10'u bu sektöre girebiliyor. Ve Türkiye'de yaklaşık her yıl 10 bin civarında öğrenci gazetecilik fakültelerinden mezun oluyorlar ama bu sektöre giriş yapamıyorlar maalesef. Böyle bir sektörde biz bir 10 Ocağı karşılıyoruz. Şu anda aktif çalışan gazeteci sayısı 25 bin civarında sigortalı olan çalışan sayısı. Yaklaşık bir 12-13 bin civarında da işsiz gazeteci var. Toplamda 15 bin civarında basın kartı var. Bunun 5900'ü sürekli basın kartı. Onu da düştüğümüzde 9 bin civarında aktif çalışan gazetecilerin basın kartı var. Toplamda sektörün ortalama 40 bin kişilik olduğunu hesaplarsak 4 gazeteciden biri işsiz oluyor. Her gazetecinin hayali var. Benim de evet bir balıkçı kasabasına yerleşme hayalim var. Ama henüz erken buluyorum. Biraz daha haber peşinde koşmak beni daha çok heyecanlandırıyor. Belki bir gün koşmaktan yorulduğumda bir Ege kasabasına yerleşirim. Nereye yerleşeceksiniz abi? Bodrum'a. Bizimle beraber olduğunuz için teşekkür ediyoruz ve yayını kapatıyoruz. Teşekkür ederim, evet. Süleyman Sorun.